Ağırlık olarak şöyle söyleyeyim, cips tarhana dediğimiz tarhana şu an revaçta. Hani cips tarhana dediğimiz olay normal tarhananın biraz daha ince serim, daha böyle cipse yakın incelik kıvamında olan tarhana olduğu için bilmeyenlerin de yiyerek daha çabuk alışmasını sağlayan bir tarhana çeşidimiz. Yani cips tarhana şu anda biz de bunun üzerine düşmekteyiz. Ülke dışına gönderimlerimiz mevcut, ihracatımız mevcut. Kanada başta olmak üzere Almanya gibi ülkelere ihracatımız var. Birkaç ülkemiz var gönderdiğimiz. Daha çok şehir içinde biraz daha ürünümüzü yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu da cips tarhanayla birlikte gün yüzüne gelecek. Tarhanamızın da aynı Kahramanmaraş dondurması ve Kahramanmaraş biberi olması için bütün tarhana üreticileri olarak bu yolda çaba gösteriyoruz. Bizim tarhanamız da bazı yörelere göre farklı bir tarhana çeşidi olduğu için hem çerez olarak tüketilebiliyor, hem yemek olarak tüketilebiliyor, çorba olarak tüketilebiliyor. Diğer tarhanalar sadece tarhana çorbası olarak yapılımı mevcut diye biliyorum en azından. Bizim tarhanamız hem kışlık çerez olarak tüketiliyor, hem yemek olarak tüketiliyor, hem olmamış hali filik dediğimiz haldeyken tüketiliyor. Her şekilde büyük bir nimet bizim için. Cips tarhananın ve normal tarhananın çeşitleri var. Kendi yaptığımız çeşitler var. Bunun yanı sıra müşterinin talebiyle ekstradan istediği bizde olmayan çeşitlerle beraber çeşitlerimiz mevcut. Bademli, fındıklı, Antep fıstıklı, biberli, bol kekikli, çörek otulu, susamlı gibi çeşitlerimiz mevcut. Bunun yanı sıra müşterimiz ekstradan çeşnili isteyen müşterilerimiz oluyor, baharat çeşnili. O şekilde üretimimiz devam ediyor. Kaymaklı isteyen müşterilerimiz oluyor. Özel siparişlerimizi de müşterilerin taleplerine göre memnun etme derecesinde yapmaya çalışıyoruz. Sezonda 40 ton, 50 ton civarı 2 yıllık kısa bir dönemde üretimimiz devam ediyor. Tarhana olarak sadece. İşlenmiş dövme olarak da 100 ton civarı dövme işliyoruz.